Sayın Erdoğan dedi ki Gezi olmasaydı milli gelirimiz 1,5 trilyon dolardı dedi. İnsanlar da haliyle soruyor peki AKP olmasaydı acaba milli gelirimiz kaç olurdu? Onu ben de sordum. Erdoğan tabii başarısızlıklarını örtmek için, bu ekonomiyle inatlaşmasını örtmek için günah keçileri arıyor. Bunların başında Gezi bahane, büyük bir bahane. Ardından 15 Temmuz bahanesi var. Olmazsa işte dış mihraklar, yok ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz. Yani kime karşı veriyoruz arkadaş kurtuluş savaşını? Kim açsın sana savaş? Niye açtı? Yani nükleer santral ihalesi verdiğin Rusya mı açtı? Kapısında aşındırdığın Avrupa Birliği mi açtı sana? 500 milyar dolar borç vermiş Avrupalılar mı açtı? Stratejik ortak dediğin Amerika mı açtı? Seni F-35'in üretimine ortak yapan Amerika mı sana ekonomini çökertmek için savaş açtı da sen istiklal savaşı veriyorsun? Bunların hepsi bahane. Bunlar geldiklerinden beri zaten bu zihniyet, totaliter, otoriter zihniyetlerin 7-24 bir düşmana ihtiyaçları vardır. Bunu bölgemizdeki o rejimlerde de gördük. Daima bir düşman, hayali bir düşman olacak ki gölge boksu yapacak, tabanını bir arada tutacak. Onun için ben de şunu soruyorum. Mesela trafoya kedi girmeseydi, mesela 16 Nisan 2017 Pazar günü YSK kanun yapıcının emrettiği gibi o mühürsüz pusulaları geçersiz saysaydı, öyle değil mi? Efendim tırnak boyası kalkmasaydı belki de şu anda 1,5 da değil 2 trilyon dolarlık ekonomi olacaktık. Faiz de dini gerekçelerle ekonomiyi yönetmeye kalkmasaydın belki 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olacaktık. Yani kendi hatalarını örtbas etmek için işte Gezi'yi kullanıyorlar, 17-25'i kullanıyorlar, FETÖ'yü kullanıyorlar, 15 Temmuz'u kullanıyorlar. Bunlar devamlı nerede ne olsa bu şey.